Sevgili izleyenler, İstanbul'un Ramazan Rehberi programında bugün Eyüp Sultan'dayız. İstanbulluların Eyüp Sultan olarak andıkları Halid bin Zeyd Hazretleri, Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş ve daha sonra onun mihmandarı olarak anılmış çok önemli bir sahabi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin külliyesini bugün iki dostumuzla, Tayyar Bey ve Emin arkadaşımızla birlikte keşfedeceğiz. Burası İstanbul'umuzun maneviyat merkezi. Beylerin, paşaların, birçok önemli simanın, Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi o merkezinden, hissiyatından nasiplenmek isteyen bir sürü insanın metfun bulunduğu bir alan. Osmanlı padişahları içerisinde malumunuz şair olanlar çoktur. Hanedanlıktan bir de şaire bir hanım sultanımız var. Onun adı Adile Sultan. Kendisi İstanbul'un en hayırsever, en çok hayır işi yapmış hanım sultanlarından bir tanesi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin camisinin içerisinde çok güzel bir beyit bizi karşılıyor. Bakınız, karşıda çerçeve içerisine alınmış bir levhada yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i bari Habibi Ekrem'in yâri Eba Eyyub el-Ensari. Yani bu şehir için, İstanbul için bu güzel nimet yetmez mi? Habibi Ekrem'in yâri olan, Peygamber Efendimiz'in dostu olan Eba Eyyub el-Ensari bu şehirde bulunuyor. Daha büyük nimet ne olsun İstanbul için denilmiş, yazılmış. Emin kardeşim, Tayyar abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Bereketinize merhabalar. Geldiniz. Yağmurlu, güzel bir günde Eyüp Sultan Hazretleri'ni birlikte gezeceğiz. İnşallah. Burası İstanbul'umuzun maneviyat merkezi. Beylerin, paşaların, birçok önemli simanın Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi o merkezinden, hissiyatından nasiplenmek isteyen bir sürü insanın metfun bulunduğu bir alan. Bir tarafımızda Hoca Saadettin Efendi var, bir tarafımızda Sokulu Mehmet Paşa'mız var, diğer tarafımızda Ebu Suud Efendi var. Bu önemli simalar niçin buraya geldiler, burada gömülmek istediler? Bunu tanımak için Eyüp Sultan Hazretleri'ni inşallah bugün öncelikle tanıyacağız. İnşallah. Ancak siz de uygun görürseniz şöyle yapalım. Eyüp Sultan Hazretleri'ne yüzlerce yıl boyunca Osmanlı padişahlarının birlikte şöyle her tahta çıkan bir tanesinin geçiş yaptıkları meşhur cülus yolumuz var. Biz de o yoldan geçelim ve Eyüp Sultan Hazretleri'ni birlikte ziyaret edelim. Buyurunuz. İsmim Emin Oğuz, 24 yaşındayım. 1999 Belçika Hasselt'te doğdum. Avrupa'da yaşadığımdan dolayı pek çok cami göremiyorum. Tabii orada camilerimiz var ama böyle güzel eserli camilerimiz olmadığı için burada sık sık camileri ziyaret ediyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret ettik. Cülus yolunun başlarına geldik. Bu başlangıç bize Osmanlı padişahlarının tahta çıkarken dua ettikleri, o dönemin maneviyat büyüğü kimse bizzat onun tarafından padişaha taklidi seyf, yani kılıç kuşanma merasiminde dualar eşliğinde padişahın tahta oturmasının sağlandığı bir tören yolunun başlangıcı. Tören alanı. Cülus oturmak anlamına geliyor. Hani meclis var ya, oturma yeri olarak bugün hala kullandığımız kelimeler. Burası da padişahın oturmasını ifade ediyor. Hatırlar mısınız, Osmanlı padişahları Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahreyn, iki denizin ve iki karanın sultanı olarak anılırdı. Bu sebeple Osmanlı padişahının hem denizlere hem karalara hakimiyetinin gösterilmesi açısından simgesel olarak Osmanlı padişahı buradaki bostan iskelesine kadar saltanat kayığıyla gelinmiş. Yani Topkapı Sarayı'ndan saltanat kayığıyla buraya kadar deniz yoluyla geliyor. Sonra bu cülus yolundan geçtikten sonra ileride Eyüp Sultan Hazretleri'nin orada kendisine dua edildikten sonra kara yoluyla büyük dedeleri olan Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbelerine de uğrayarak, onlarda dua ederek, onlar gibi büyük bir hükümdar olmayı arzulayarak
karayoluyla saraya kadar gidermiş. Böylelikle de denizlerin ve karaların sultanı olduğu hatırlatılırmış. Buyurun şöyle biraz ilerleyelim, bakalım Cülüs yolunda neler var? Ben Tayyar Özcan, Nevşehir, Kozaklı doğumluyum. Almanya'da, Hamburg'da yaşamaktayım, orada çalışmaktayım. Ben bu mekanları hep televizyonlarda, kitaplarda görüyordum veya filmlerde görüyordum, duyuyordum. Bugün burayı gezip görmek, bir maneviyatı tatmak kısmet oldu. Öncelikle değerli dostlar, şu sol taraftaki taşın, mermerin güzelliğine bakar mısınız? Burada sarı afyon mermeri kaliteli bir şekilde kullanılmış ve anlıyoruz ki burada önemli bir kişi medfun bulunuyor. Osmanlı padişahları içerisinde malumunuz şair olanlar çoktur. Hanedanlıktan bir de şaire bir hanım sultanımız var. Onun adı Adile Sultan. Burası Adile Sultan'ın türbesi. Eşi Mehmet Ali Paşa ile birlikte yatıyor Adile Sultan burada. Kendisi İstanbul'un en hayırsever, en çok hayır işi yapmış hanım sultanlarından bir tanesi. Pek çok tadilata, tamirata ihtiyaç duyan yapıları onartmış ve kendisi bir divan yazmış. Bu yüzden Adile Sultanımız önemli bir simadır. Onun buradaki güzel türbesinin yanı başında yine Hüsrev Paşa'mızın, Prens Sabahattin'in, Celalettin Paşa'nın pek çok önemli yapı içerisinde türbeleri var. Mesela hemen şu sol tarafta gördüğümüz pencerelerin arkası aslında bugün Osmanlı döneminin önemli simalarını barındırıyor. Fakat tüm bu güzellikler içerisinde belki de en güzel kısım Mihrişah Sultan Sebil'i. Şimdi şu güzelliğe bakmanızı rica ediyorum. Burada öncelikle hem çeşme var hem sebil var. Çeşme ve sebil nedir? Şimdi bakın Emin dostum, burada su içmek istediğin zaman ne yaparsın? Musluğu açarsın ve hemen suya elini uzatırsın, değil mi? Eğer kendimiz açabiliyorsak çeşmeyi, bu lüleden akan suyun musluğunu kendimiz açıyorsak buna çeşme adı veriliyordu. Ve bu yüzden bakın şu güzel barok süslemeleri içerisinde CS kıvrımları arasında ve minel ma'i kulle şeyin hay, biz her şeyi sudan yarattık ayeti de yazılmış. Böylelikle bir su yapısı yanında bulunduğumuz bize ihtar edilmiş. Ama kendiniz elinizde musluğu açmıyorsanız, size içerideki bir görevli tarafından su ikramında bulunuyorsa buna da sebil deniyor. Bravo Tayyar abi. Bakın şimdi bir sebil örneği görelim. Sebil'le çeşmeyi çoğumuz aynı şey olarak biliyor, hayrat olarak biliyor. Herkes gelip doldurup içtiği bir şey olarak biliyor. Ama burada onun daha değişik bir şey olduğunu öğrendik. Hemen şimdi diyelim ki buraya kadar geldik. Bu güzel yapının içerisinde bir görevli var. Çeşmeden sadece su içebiliriz. Ama burada özel günlerde ve gecelerde demir hindi şerbeti, limonata, bazen ayranlar, sıcak sütler ikram edilir zamanın kutsallığına göre. Dolayısıyla sebiller hemen şurada gördüğümüz boşluklardan kaselerle bize suların ve şerbetlerin ikram edildiği özel yapılardır. Ama bu özel yapıların en özellerinden bir tanesi de Tayyar abicim bu sebil. Neden? Çünkü bakın şimdi bu sebilin üzerinde bir güzel şiir yazılmış ki 18. yüzyılın sonlarında o dönemde padişah olan Sultan 3. Selim'in çok hürmet gösterdiği bir şeyh efendi varmış. Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyhi ve aynı zamanda divan edebiyatımızda Hüsnü Aşk adlı eseriyle tanınan Şeyh Galip Efendi. Şeyh Galip Efendi Sultan 3. Selim'i ve annesi Mihrişah Sultan'ı çok severmiş. Bu sebeple onların yaptırdığı bu güzel yapıda bakın neler yazmış. Aslında amacı bu çeşmeyi anlatmak bize, fakat bunu şiir diliyle ne de güzel anlatmış. Bakınız bu güzel sebili adeta bir saraya, bir kaşaneye benzetmiş. Şöyle demiş bize: güya ki bir kaşanedir, revzenleri şahanedir. Cennet midir, aya nedir, olmuş mahalli iştibah.
Yani acaba bir cennet güzelliği böyle midir? Böylesine güzel bir yapı, bir kaşane, bir cennet sarayı gibi ne güzel yapılmış bu, cennetlere benzetebileceğimiz bir yer haline gelmiş. Oldu bu yerde ru'nüma, mazmun tecrii tahteha, kıldı kerametle bina, ol daveri devlet penah. Bütün devletin kendi etiğine sığındığı o adaletli padişah ki şöyle diyor adeta Kur'an-ı Kerim'de geçen, altından ırmaklar akan köşklerin bulunduğu cennetler tarifine uygun bir şekilde, buradan da ırmak gibi sürekli su aktığı için, yani içeriden su ikramlarında bulunulduğu için bize cenneti hatırlatan bir güzel mekan oldu diyor. Küçük bir şey daha iyi olsa bir tadilat yapılıyor. Hani bir şiir yazılıyor. Aslında çok güzel bir şey. Mesela orada Sebil hakkında bir şiir yazılmış. Yani sadece bir Sebil aslında ama onun için bir şiir yazmışlar. Onun için bu yani benim çok hoşuma gitti. Saray güzelliğinde bir Sebil, ne diyorsun Tayyar abi? Maşallah, o zamanın şartlarına göre çok, imkanlarına göre çok güzel yapılar, çok güzel eserler yaratmışlar. İnsana baktığı zaman maşallah dedirtiyor değil mi? Evet. Zaten bak burada da bütün bu güzellikler içerisinde evet, en üst kısımlarda maşallah, hemen fark ettiniz değil mi? Evet. Maşallahu kan, Allah ne dilerse o olur yazıyor. Onun altında vesekahum rabbuhum şaraben tahura yazılmış. Rableri onlara tertemiz içecek sunacak. Buradan su içen kişiler şunu hatırlasınlar. Sanki baktığımız yerde biz cennetin gözelerinden bir tanesinden su içiyormuşuz gibi hissetsinler. Bu mesaj bize adeta bir sebep adeta cennetteyim deriz de o şekilde bir şey galiba. Evet, cennetin güzelliklerini hatırlatmak amaçlanmış. Yavaş yavaş Eyüp Sultan Hazretlerine yaklaşıyoruz. Peygamber Efendimizin İstanbul'la ilgili bir sözü vardı. Evet, İstanbul. Hatırlar mısınız? İstanbul'u alacak kumandan ne mutlu kumandana diye öyle bir sesi vardı. Doğru hatırladın Tayyar abi. Letüftehanne el Konstantiniye. Bir gün mutlaka fethedilecek bu Konstantiniye şehri. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ni'mel ceyş, ne güzel bir ordudur dediği için o orduya dahil olabilme adına bir sürü İslam askeri girmiş. İşte bunlar arasında Peygamberimizin sahabileri de var. Bu sahabilerin en meşhuru da Eyüp Sultan Hazretleri. Çünkü Peygamber Efendimizin mihmandarı, Peygamber Efendimiz'e ev sahipliği yapmış bir sahabi. Gerçek adı Halid bin Zeyd. Ama biz onu ne olarak tanıyoruz? Eyüp Sultan. Neden biliyor musunuz? Araplarda şöyle bir gelenek var. Mesela ben doğduğum zaman kendime isim veremem. Siz de veremezsiniz. Çünkü bebekken hiç kimse o kadar düşünemez. Fakat Arap geleneğinde demişler ki biz kendimize kendi ismimizi verebiliriz. Nasıl olur? Mesela doğan çocuğuna sevdiği bir ismi koyuyor ve onun babası olarak anılıyor. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin gerçek adı Halid. Halid bin Zeyd, ama oğluna Eyüp adını koymuş. Böylelikle kendisi de Ebu Eyüp olarak anılmış. Zamanla Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri ne olacak? Ebu kısmı düşecek. Eyüp Sultan Hazretleri olarak anılacak. Dolayısıyla Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri de aslında oğlunun ismi olan Eyüp adıyla kendisi zamanla anılmış. Eyüp Sultan Hazretleri'ne biz çok geliyorduk Avrupa'da yaşadığım dönemler, ama Eyüp Sultan Hazretleri kimdir, neden buradadır, bunları öğrenmiş olduk. Bu arada yanı başına kadar geldiğimiz güzel bir kapı var. Bu kapı hangi yapının giriş kapısı olabilir? Şimdi size soracağım. Tahmin edin bakalım, üzerinde bize ipucu veren ayetler Kur'an-ı Kerim'den seçilirken o yapının işlevi hakkında da bize bilgi veriyor, ipucu veriyor. Şimdi bakın, burada kapının üzerinde çok güzel bir sülüs yazıyla اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyurmaktayız ve bunun karşılığında sizden hiçbir karşılık ya da teşekkür beklememekteyiz diyor. Burada şimdi taam kelimesi, nutimukum, size taam veriyoruz dediğine göre Emin, sence ne yapısı olabilir burası? Yemek, yani restoran gibi. Aşırı gidiyoruz. Bravo, doğru tahmin ettiniz. Burası bir imarethane.
İnanır mısınız? Bir Avrupalı seyyah şöyle diyor. İstanbul'da dolaşmış, gelmiş. Bir günde diyor 30 bin kişi cebinden 5 kuruş para çıkmadan bu imarethanelerde İstanbul'da yemek yiyebilmekteydi. Yani burada kim olduğuna, nereli olduğuna, kadın erkek olduğuna hiçbir şarta bakmadan yemek yemek için gelen fakir, fukara, kim varsa herkese ücretsiz yemek ikram edilirdi. İşte az önce gördüğümüz yan tarafımızdaki Sebil'i yaptıran ve şimdi göreceğimiz çok güzel türbesinde metfun bulunan Mihrişah Sultan burada çok güzel bir yemekhane yaptırmış. İşte burası Mihrişah Sultan İmarethanesi olarak geçiyor. Şimdi burada rehberimiz sayesinde çok şeyler öğrendik. İnşallah yaz sezonunda, izin sezonunda ailemi getirip burada onlara güzel bir şekilde rehberlik yapabilecek durumda oldum diyebilirim. Rahatça anlatabileceğim, rahatça gezdirebileceğim. Burada bir, şurada şunu müste anlatabilirim. O kadar detaylı bilgiler edindik. Tayyar abicim, bu yapı neye benziyor sizce? Bakın, bir basamakla çıkılıyor. Demek ki insanlar üzerine çıkıyor bunun. Çıkıyorlar. Şöyle çıktığımızı kürsü düşünelim. Kürsü değil. Kürsü değil. Neye benziyor olabilir? Buraya kadar geldik. Bu yükseklikte bir işlevi olması lazım. İpucu vereyim mi? Atam biliyorum. Bravo, doğru tahmin ettiniz abi. Bu bir binek taşı. Üzerinden ata binildiği için, tabii at dediğimiz hayvan da biz hep araçlarımıza şimdi zeminden rahatça bindiğimiz için bunu pek alışkın değiliz, kestiremiyoruz. Ama eskiden deve, at gibi hayvanlar yüksekçe olduğu için onlara binmek kolay değildi. Bu sebeple de işte bu tarz binek taşları ata binme kolaylığı sağlardı. Bu yabancılarda insanlar filmlerde falan gördüğünüz gibi değil mi? Bazen insanlar sırtına basıp biniyorlar. Bizde o gelenekler yokmuş demek ki. Doğru. Bizde binek taşı geleneğimiz. Bugün Üsküdar'da güzel bir örneğini de görebiliyoruz. Burada da. Türkiye'de yaşadığım için Avrupa'dan bu sefer misafirlerim geldiğinde yani onlar aslında misafir oluyor. Ben de burada ev sahipliği yapıyorum. Onları buraya getirdiğimde artık Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine geldiğimde daha rahat ve daha bilgili bir şekilde bilgi aktarabilirim. Evet, Eyüp Sultan Hazretleri'nin manevi huzuruna artık epeyce yaklaştık. Yukarıda bizi güzel bir ayet karşılıyor. Udhuluha biselamin aminin, selamet ve emniyet içerisinde oraya giriniz. Ama burada bir detay göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha yukarıya baktığımızda sizce şu yukarıdaki ufak yapı ne olabilir? Kuş kafesine benziyor. Kuşlar da zaten yanında. Yanında da kuşlar var zaten. Doğru tahmin ettiniz. Orası bir kuş yuvası. İçerisine de genellikle serçeler girdiği için bunlara serçe sarayı ya da kuş sarayı adı verilmiş. Yani o zamanlar bile hayvanlara verdikleri değerin... Değil mi? Ne kadar güzel bir göstergesi. Evet, göstergesi oluyor. Burada... Yani adeta onlar için bir saray yapmışlar. Onlar için bir saray yapmışlar. Osmanlı döneminde meşhur Ahmet Haşim'in bir hikayesine de konu olmuş. Gurabahane Laklakan dahi varmış. Leylekler Hastanesi. Hayvanlara da böylesine ehemmiyet gösterilmiş. Leylekler Hastanesi demişken Eyüp Sultan leyleklerin mekanıydı. Buraya yaralı olarak gelen leylekler... Tedavi edilirdi. Buyurunuz, içeriye doğru geçelim. Evet, artık Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine epeyce yakın bir konuma geldik. Burası bugün şöyle mütevazi bir avlu. Eskiden türbeyi de içine alan büyük bir medrese grubu burada varmış. Sultan 3. Selim zamanında 1766 depreminin etkisiyle yapı çok hasar gördüğü için 1798 yılında yeniden caminin inşasına başlanmış. Cami ve avlu yeniden tasarlanıp 1800 yılında bu görmüş olduğumuz haline gelmiş. Ama hala ta Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma, yani bu külliyenin ilk yapıldığı ta 1459 yıllarından kalma bazı detaylar var. Mesela az sonra hemen arkada göreceğimiz türbenin 8 planlı o duvarları ta Fatih döneminden kalma. Şimdi buradan karşıya baktığımız zaman çok güzel bazı detaylar görüyoruz. Öncelikle
köşelerde kuzu çeşmelerinin olduğu Sultan 3. Selim zamanının hoş hatıraları var. Bakınız, Osmanlı padişahları buraya o kadar ehemmiyet göstermişler ki kaç tane Osmanlı padişahının şimdi adını anacağız. Burada hayır eserleri yaptırmış olan. Mesela burada köşedeki dört tarafa bakan kuzu çeşmeleri Sultan 3. Selim Han yaptırmış ve hemen üzerlerinde tuğrası da yazılmış. Ama yan tarafta dikkat ederseniz ortadaki böyle küçük bir adeta bahçeyi kuşatan demir çerçeveler var. Bu çerçeveleri yaptıran kişi de yine Mevleviliğe çok sevgi, sempati besleyen Sultan Mehmet Reşat'mış. Sizce şu çerçevelerin üzerindeki başlıklar ne olabilir? Neye benziyor? Fes. Evet, bir fes gibi görünüyor değil mi? Aslında onlar Mevlevi sikkeleri, Mevlevi dervişlerin başlarına taktıkları sikkeler. İşte bir Mevlevi meşe padişah Sultan Mehmet Reşat bunları yaptırmış ve o Mevlevi sikkelerini oraya yerleştirmiş. Şimdi Fatih Sultan Mehmet burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini meşhur hocası Akşemseddin Hazretleri'ne bulmasını rica ettikten sonra onlar bulununca burada ilginç bir olay yaşanmış. Akşemseddin'e hocam demiş, benim için Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarını bulabilir misiniz? O da pekala demiş, bir manevi keşif yapmış. Keşif yaptıktan sonra Fatih Sultan Mehmet'i yanına alıp iki tane çınar dalını eline alarak birini baş birini ayak kısmına dikerek bak demiş, burası Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarının olduğu yerdir. Ama Fatih Sultan Mehmet kendi şahsi karakteri itibariyle duyduğuna hemen inanan bir kişi değil. Çok mütecessis bir yapıya sahip. Her şeyi böyle merak ediyor. Doğruluğunu araştırıyor. Demiş ki gerçekten acaba benim hocam burayı bildi mi yoksa öylesine bir yer mi gösterdi? Gece hocasından gizli olarak o iki tane çınar dalını, çınar dalı tam şimdi şu arkada, bakın Sultanahmet zamanında yapılmış olan çok güzel çinili bir hacet penceresi duvarı vardır. Bu duvarın arkasında türbe vardır. Oradan iki tane çınar dalını almış, meşhur rivayete göre burada şimdi bakın gördüğümüz devasa iki tane çınar var. Bunların ufak bir parçası günümüze gelmiş, eskiden bunlar çok daha büyükmüş. Buraya getirerek dikmiş ve demiş ki bakayım hocam ertesi gün geldiği zaman, hocamı yeniden buraya getirdiğimde buraya mı bakacak yoksa ilk keşfettiği yere mi? Hocasını almış. Hocam demiş, yeniden gidelim oraya. Ama hocası Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in yerini değiştirdiği bu çınarlara hiç bakmadan yeniden gerçek türbe alanına gitmiş. Buradaydı demiş. Fatih Sultan Mehmet de anlamış. Gerçekten hocam ben yerini değiştirmeme rağmen türbeyi yeniden gösterdi. Demek ki demiş bu gerçek bir manevi keşifmiş. İşte derler ki burada şimdi görmüş olduğumuz çınarların olduğu yer Fatih Sultan Mehmet'in o ufacık çınar dallarını diktiği ikinci yer. Ama bugün İstanbullular hala adeta Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarı da buradaymış gibi dua ederken bazen bu kısımdan dua ederler. Böylelikle eğer burada yatıyorsa Eyüp Sultan Hazretleri, böyle de bir rivaya anlatılır. Burada dua etmiş olalım. Eğer arkada yatıyorsa da duamız oraya gitmiş olsun diye bazen bu kısımdan türbeye doğru dua ettiklerini bu sebeple görebilirsiniz. Sevgili dostlar, şimdi burada hemen camiye doğru baktığımız zaman arkada ufak tek kişilik balkonlar görünüyor. Sizce bu ne olabilir? Aklınıza şöyle bir fikir geliyor mu buna baktığımız zaman? Ses sistemi gibi bir şey mi olabilir? Doğru tahmin ettiniz abi. Eskiden mikrofon yoktu, öyle değil mikrofon mi? Mikrofon yoktu, evet. İmam şimdi en önden ta mihraptan Allahu Ekber dediği zaman bayram namazlarında, cuma namazlarında, cemaatin bazen avluya kadar taştığı zamanlarda ses nasıl ulaşacak? Şimdi oradan hareketle fikir yürütelim. Bir kişi tekrar ediyor o zaman. Bravo, doğru tahmin ettin Emin. Orada mükebbir adı verilen bir tekrarcı, İmam Semiallahu limen hamideh dediği zaman Rabbena lekel hamd diye tam buradan onun pozisyonu hem avludakilerin onu görmesini sağlıyor hem de yüksek olduğu için onun imamı görmesini sağlıyor. İşte bu mükebbire adını verdiğimiz, bakın bir tane de sağda görebilirsiniz. Küçük tek kişilik balkonlarda bu görevliler sesin arkaya ulaşmasını sağlıyorlardı ve böylelikle de mikrofonun olmadığı zamanlarda önemli hem bir işlev görüyorlardı. Mikrofon hem bir nevi görüntü.
Evet, olarak. Görüntü açısından da buradaki avludakiler onu görebiliyor, onu takip edebiliyorlardı. Dostlar, burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin camisinin içerisinde çok güzel bir beyit bizi karşılıyor. Bakınız, karşıda çerçeve içerisine alınmış bir levhada yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Habibi Ekrem'in yari Eba Eyüp El Ensari. Yani bu şehir için, İstanbul için bu güzel nimet yetmez mi? Habibi Ekrem'in yari olan, Peygamber Efendimiz'in dostu olan Eba Eyüp El Ensari bu şehirde bulunuyor. Daha büyük nimet ne olsun İstanbul için denilmiş, yazılmış. Gerçekten de Peygamber Efendimizin arkadaşları arasında Emeviler zamanında İstanbul'un kuşatmasına katılmış olan pek çok sahabi vardı. Bunlar arasında belki de en önemlisi Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri'ydi. Çünkü o Mihmandar-ı Nebi, Peygamberin sancaktarı olarak biliniyordu. Ve Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından 7 ay boyunca ona ev sahipliği yapmıştı. Bu açıdan Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri İstanbul'umuzda metfundur. Fakat bütün İslam dünyasında tanınan çok önemli bir sahabidir. Zihnimizde Eyüp El Ensari Hazretleri ile ilgili şöyle bir görüntü getirin desem aklınızda hangi manzara canlanır? Ben onu bir film, Peygamber Efendimizin bir filminden görmüştüm. Devesini bırakıyorlar. Evet. Ve devenin durduğu yere ev inşa ediyorlar. Oradan öyle bir şey. Doğru hatırladın Tayyar abicim. Hatırladım. O Çağrı filmindeki meşhur, evet, sahnede Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra "Dahavun nakate." "Devemi bırakın. Fe inneha me'muratun." Çünkü o memur edilmiştir gideceği yere diyor. "Fe bereket ala babi Ebi Eyyub." Ve deve bırakıldıktan sonra yürümeye başlıyor. Hiç kimse onu yönlendirmiyor. Bakalım diyorlar nereye gidecek. Ve Peygamberimiz hiç kimsenin gönlünü kırmak istememiş. Ve ne demiş? Devem karar versin buna. Ve deve gidiyor. Tam sizin hatırladığınız gibi Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri'nin evinin önünde çöküyor. Dolayısıyla onun arazisinde çöktüğü için Peygamber Efendimizin ev sahibi oluyor. Peygamberimiz zamanında çok hürmet gören bir sahabi olmakla birlikte Peygamberimizin vefatının ardından da yaşamış, Hazreti Ömer zamanında önemli fetihlere iştirak etmiş, katılmış. Dört halife dönemini gördükten sonra ta 669 yılında uzun bir ömür sürmüş olan Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri 90'lı yaşlarında İstanbul'un önlerinde vefat edinceye kadar Emeviler zamanına kadar erişmiş ve 669 yılındaki İstanbul kuşatmasında Emevi halifesi o dönemde Yezid bin Muaviye döneminde surların önünde önemli bir kuşatma var ama şehir alınamıyor surların önünden. Zaten şu anda bu türbenin bulunduğu konumda dikkat ederseniz hemen az ilerideki İstanbul kara surlarının çok yakınına denk gelir. Ve Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri bu surların önünde şehit ediliyor. Burada şehit olduktan sonra kendisine işte bu güzel türbe ve cami yüzyıllar içerisinde teşekkür ediyor. Allah kabul etsin. Sizin vesilenizle nasibimiz Eyüp Sultan'da açmakmış oruçları. Dualarımız kabul olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. Bu kutsal mekanda oruç açmak da bizlere nasip oldu, kısmet oldu. Buna da şükür ediyoruz.